Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size amigurumi kız bebek yapacağım. Böyle göstereyim önce. Yüz yapmada pek usta değilim, hani yüzünü beğenmeyebilirsiniz. Evet, boyut olarak şöyle iki karış kadar var arkadaşlar, iki karış kadar var. Aynı boyutta, aynı şekilde yapmak isterseniz beraber yapalım inşallah. Şöyle göstereyim. Böyle elbisesinde kızım yaptı ama hani onu sonra göstereceğim. İki beden büyük oldu biraz. Onu da biraz ileride göstereceğim inşallah. Evet, nasıl yaptım? Ayaklarından başladım arkadaşlar. İlk önce bir ayağını, sonra bir ayağını yaptım. Tabi arada içine elyaf doldurdum ilerlerken. Sonra burada birleştirdim. Dört zincir çekerekten ikisini birleştirdim. Karnını yaptım, gövdesini yaptım. Buraya gelince bıraktım. Kollarını yaptım. Sonra kollarını birleştirdim. Burada keserekten bitirdim. Kafasını ayrı yaptım ve diktim. Böyle yapalı da bir aydan fazla oldu. Ben bayağı bir erindim yapmaya. Videosunu çekmeye. İp olarak ben patik ipi kullanıyorum, hem dayanıklı olur diye. Ama benim bulunduğum yer küçük bir ilçe olduğu için pek ip bulamıyorum ama araştırdım. Alize Koton Gold iple yapıyorlarmış. Yakınlarınızda varsa hani alabilirsiniz, yapabilirsiniz. Hani belki o ip daha iyidir. Görmediğim için de pek bir şey demiyorum. Tığ olarak 5 numara tığ kullandım. Gözlerini ise lif ipinin tek katıyla yaptım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şöyle dur. Benim çocuklar çok sevdi ama bir aydır oğlum oynuyor. Evet. Buradan Çiğdem Hanım'a da sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Ankara'dan. O çok istemişti kızı için. İnşallah beğenir. Siz de beğenirsiniz. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ayağından başlayacağız. 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. zincire başına dolamadan batıyorum. 1 oldu. Sayalım. İkinciyi bir ileriye battım. 3. Ayaklar aynı olması lazım. O yüzden dikkat etmemiz lazım. 4. Bir sonrakine battım. 5. Şimdi aynı yere bir tane daha batıyorum. Sık iğne. Aynı yere bir tane daha battım. Köşeye 3 tane batmış olduk. Sonra zincirin öbür tarafına geçtim. Başına dolamadan battım. Bir ileriye geçtim. Tek yaptım. Bir ileriye geçtim. Tek yaptım. Sonra köşeye geldim. Aynı yere 2 tane daha sık iğne yapacağım köşeye. İkincisini yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin üzerine batacağım ve ikinci sıraya geçmiş olacağım inşallah. Şöyle. Batmaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Evet. Battım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir ileriye geçtim, sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Evet. Sonra bir ileriye bir tane sık iğne yaptım. Bir ileriye bir tane yaptım. Şimdi bir ileriye geçtim. Birincisini yaptım. Aynı yere ikinci sık iğneyi yaptım. Sonra bir ileriye geçtim. Hani köşedeyiz. Bir sık iğne yaptım. İkincisini de aynı yere yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere ikinci sık iğneyi yaptım. Bir ileriye geçtim. Bir sık iğne. Aynı yere ikinciyi yaptım. Bir ileriye geçtim. Tek battım. Bir ileriye geçtim. Tek sık iğne. Bir tane yaptım yani. Sonra bir ileriye geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yaptım.
21 tane olması lazım o yüzden. Ben ayağın diğerini yaptım, o yüzden aynısını yapmaya çalışıyorum. Bir ileriye geçtim. Birinciyi yaptım. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. İnşallah. Bir ileriye geçtim. Bir. Köşedeyiz. Aynı yere ikinciyi yaptım. Bir ileriye geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yaptım. Evet, sayacağım ben hani fazladan yapmış mıyım diye. Birazdan döneceğim. Evet, 22 tane olmuş. Bir tanesini artırdığım bir tanesini söküyorum. Hani aynı yere batmıştım. Şimdi her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. 21 tane sık iğne yaptım. Saydım arkadaşlar, nasıl saydım diye sorarsanız, hani buradan başladım buraya kadar, hani bu üste kadar yeri belli oluyor zaten, öyle sayarsınız. Evet, şimdi her birine bir tane sık iğne yaparaktan bir sıra yapacağım sadece. Artırma yok. Bundan sonra ayak oyuntusunu vereceğim. Evet, böyle durdurmayacağım çünkü eşit aynı olması lazım. Hani yanlış yapmayın diye. Evet, böyle. Sık iğne yaparaktan ilerliyorum. Evet. Şöyle ikiye katlayalım. Bakın, yarısına geldik. Yarısına geldikten sonra bakın kesme yapacağım. Burun kısmı, ağız, burun kısmı bu tarafa olacak. Şimdi buna batıyorum. İlmeği aldım. Çekmedim. Eksiltme yapacağım. Tığım batırdım. İlmeği aldım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çekiyorum. Sonra bir ileriye bir tane sık iğne yaptım. Bir ileriye geçtim. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir ileriye tığım batırdım. İlmeği aldım. Üçünü birden çekiyorum. Sonra bir ileriye bir tane sık iğne yaptım. Bir ileriye geçtim. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir ileriye geçtim. İlmeği aldım. Üçünü birden çektim. Üç tane eksiltme yaptık. Bir ileriye geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir ileriye geçtim. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir ileriye geçtim. İlmeği aldım. Üçünü birden çektim. Evet, bu şekilde patik ya da ayakkabı şeklini veriyoruz. Evet, arka kısmı her birine bir tane bataraktan devam ediyoruz. Evet, yine bakın burun kısmına geldim. Şöyle uç kısımda iki tane eksilteceğim. Ben yine de sayayım. Evet, ben not etmiştim hani diğerini nasıl yaptığımı. Bir tane eksiltmişim burada. Bir tane eksil. 17 tane sık iğne var. Tam burun kısmında bakın geliyorum. Bir tane eksiltme yapacağım. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine tığım batırdım. İlmeği aldım. Üçünü birden çektim. Evet, tam orta olmadı sanırım. Kusura bakmayın. Evet, şöyle tığım batırdım. Söktüm tekrardan. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde yaptım. Bir sonrakine tığım batırdım. İlmeği aldım. Üçünü birden çektim. Evet, 16 ilmeğe düştü. Diğer ayakla aynı oldu. Böyle her birine bir sık iğne yaparaktan devam edeceğiz.
Bir üst sıraya geçiş yok. Hani orada geçiş olursa hani belli olurdu yeri, o yüzden. Geçiş yok, hani bir üst sıraya geçiş yok. Böyle dönerekten sık iğne yaparak devam edeceğiz. Her birine bir tane batıyoruz. Bundan sonra eksiltme, artırma yok. Evet, gördüğünüz gibi ayak oyuntusu oldu. Böyle her birine bir tane batalım. Evet, farklı bir şey yapmıyorum. Hani böyle ne kadar devam edeceksiniz? Şöyle göstereyim. Bakın bu şekli aldı. Bacak kalınlığı da bu şekilde olacak. Şöyle santim olarak da ölçebilirim aslında. Biraz ilerleyelim. Ben birazdan açacağım. Hani boyutunu hem sayacağım, boyutunu da söyleyeceğim size. Evet, bakın biraz ilerledim. Böyle arada ilerledikçe isterseniz şöyle elyaf doldurabilirsiniz. Elyafı da şöyle ya kalemle ya da tığ arkasıyla şöyle iyice bastırabilirsiniz. Böyle. Elyafı bastıraraktan ilerlersiniz ya da en son da yapabilirsiniz. Hani azar azar koyup, hani unuttuysanız elyaf basmayı. Evet, ne kadar boyut olarak ne kadar yapacağız diye sorarsanız, ben santim olarak önce santim olarak söyleyeyim. Şöyle tam bakın ayak hizası 13,5 diyelim. 13,5, 14'e yakın santim olarak bacak boyu. Evet, sayı olarak ise şöyle sık iğne. Tam buradan sayıyorum arkadaşlar. Tam ayak hizasından. Şöyle şuradan başlarsam 33 sıra devam etmişim. Şöyle 1, 2, 3, 4. Bakın belli zaten. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle 33 sıra örmüşüm. Siz de 33 sıra örün. Böyle arada elyaf doldurun içine. Bastırın ince sıkıca. Ben bitirip inşallah ikisini de aynı yapıp döneceğim şöyle. Evet, ikisinde 33 sıra devam etmiş oldum. Yani ikincisini bitirdim. Siz aynısından bir tane daha yapacaksınız. İsterseniz videoyu başa alın. Daha iyi olur çünkü ikisi de aynı olması lazım. Evet, dediğim gibi 33 sıra yaptım. Siz de aynısını yaparsınız. Tekrar videoyu açarsınız arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu sol ayak. Sol ayak bakın buraya kadar yapmışım. Tam buraya kadar, hani içe doğru olacak. Şu da sağ ayak bacak diyelim. Evet, şöyle bir tane daha sökeceğim. Hani buradan buraya geçiş yapacağım için ilmekler şöyle bıraktım bakın. Siz ilk yaptığınızı böyle sökersiniz olmazsa, bakın ben biraz söktüm bu tarafta bırakmak için. Evet, bu sol ayak, sol bacak. Şöyle bir iki zincir çekiyorum ipimi. Bayağı bir uzun bırakmışım. Kesiyorum. Hani sorun çıkar diye. Şöyle biraz. Evet, böyle. Şöyle tam da göremedim. Eşit yaptım. Şöyle. Tamamdır. Hani böyle devamı böyle olacak şekilde bakın. Şuradan gelip şöyle gidecek şekilde buradan devam edeceğiz. Evet, şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4.
Bakın, burada devam etmem yere, etmem gereken yere başına dolamadan batıyorum. Evet, böyle her birine bir sık iğne yaparaktan devam edelim. Altı sık iğne yapmıştık zaten, biliyorsunuzdur. Diğeri de 16. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi zincire batacağım arkadaşlar. Şöyle zincire sık iğne yapacağım. Başına dolamadan batıyorum. Bir, ikinci zincire battım. İki, üçüncü zincire battım. Üç, dördüncüye battım. Dört. Ondan sonra bakın, diğer bacağa geçmiş oldum. Sık iğne yaparaktan devam ediyorum. Böyle. Gövdesine geçtik. Artırma yapmayacağım. Sadece bu bacak arasını da, hani 4 zincir çekmiştik ya, oradaki fazlalık olacak. Evet, bakın zincirin öbür tarafına geldim. Şurada bir tane sık iğne yapıyorum. Zincire batıyorum. Dört bir tarafa, dört bir tarafa batmış olduk zincire. Sonra bakın bacağa geçiyorum. Evet. İki bacağın toplam sık iğnesi 16, 16, 32 tane oluyor sanırım şimdi. Böyle heyecandan rakamları da karıştırabilirim. 32 tane, 8 tane de arada, hani 4 zincirimiz vardı hem sağına hem soluna yaptık. Toplamda 40 tane olması lazım sık iğnelerin. Evet, böyle. Evet, bakın gövdemizde bu kadar kolay oldu. Hiç zor değil arkadaşlar. Hani yeter ki çocuklarımız sevinsin, mutlu olsun. Ben çok fazla oyuncak yaptım böyle. Seviyordum da, hani küçükken pek bir oyuncağım olmadı, o yüzden de sanırım. Çocuklara mikrofon mu dersin, kuzu mu dersin, marsupilami, kayu yapmıştım. Kızıma da bayağı bir bebek yapmıştım. Evet, böyle. Artırma eksiltme yok arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. Her birine bir tane batıyorum. Ben de hani uzun sürecek diye çok şey oldum, tereddütte kaldım. Ay, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Bu arada baya bir misafirim geldi. O yüzden de oturup videosunu hazırlayamadım. Yani suçlu benim. Evet. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Gövdesini. Bakın, hani çirkin görüntü olmadı. Hele ben bir ayaklara bir bakayım hele. Düz. Tamam, sorun yok. İnsanlık hali olabilir. Hani ters de dönebilir.
Evet. Böyle her birini bir tane sık iğne yaparaktan arkadaşlar karnını gövdesini yapalım inşallah. Şöyle koltuk altına gelesiye kadar. Ben yine santim olarak söyleyeyim. Santim olarak 10 santim kadar. 10 santim kadar örelim. Hani ben sayıyı da birazdan sayıyı da söyleyeceğim size. Sayıp söyleyeceğim. 10 santim olasıya kadar örelim. Dediğim gibi sayıyı da birazdan söyleyeceğim. Sizi mutlaka haberdar ederim. Evet. Böyle her birine bir tane bataraktan dediğim gibi 10 santim kadar sık iğne gidelim. Evet, ben bakın yapıyorum. İçine biraz elyaf koydum, iyice sıkıştırdım. Sonra yine daha da sıkıştıracağım inşallah. Her birine bir tane bataraktan ben saydım arkadaşlar. Şimdi ben 20. sıradayım. Şöyle şuradan itibaren saydım. Bakın 3, 6, 9 diye böyle 20. sıradayım. Toplamda 26 sıra yapalım. 26 sıra yaptıktan sonra kollarına geçeceğiz. 26 sıra yapalım. Sonra kollarına geçelim inşallah. Evet, bakın 26 sıra devam ettim. Şuradan sayınca zincirden itibaren 26 sıra devam ettim ve ipimi tam bakın burada ilmeğim burada kalacak şekilde. Şöyle katlayıp da bulabilirsiniz. Tam ikiye katlayın arkadaşlar. Tam ikiye katlayın. Ön kısım. Burada ilmeğimiz kalacak şekilde ipimizi kesiyoruz. Şöyle biraz uzun keseyim. Evet, şimdi koluna geldik. Sıra kolunda. Elinden başlayacağız. İlk önce baş parmağını yapalım. Şöyle kenarda dursun. Sihirli halka yapacağım bakın. Şöyle. Baş parmağını yapmak için şöyle sihirli halka yapacağım. Evet, sonra bakın. Tığım böyle batırıp ilmeği alıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere başına dolamadan batıyorum. 2'yi sayıyorum. 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. 7 tane oldu. İlk yaptığım sık iğnenin üzerine sık iğne yapacağım. Şöyle çekmeye çalışıyorum, kusura bakmayın. Evet, yaptım. Her birine bir tane bataraktan devam edeceğiz. 7 tane sık iğne, hiç artırma eksiltme yok. Parmak oluşması için her birine bir tane batacağız. Ama önce isterseniz ipimizi şöyle çekiştirip bağlayalım. Sorun çıkarmasın. Şöyle düğüm atalım. Evet, bir düğüm attım. Garantiye almak için. Bir tane daha düğüm attım. Evet, ipimizi keselim, elimize dolaşmasın. Baş parmağını yapıyoruz. Evet. İkinci sıradayız. Her birine bir tane batarak da parmağını yapıyoruz.
Evet, şöyle şekil verelim parmak şekline. Evet, üçüncü sıraya geçtik. Tamamdır. Dördüncü sıraya geçince bırakacağız. Evet. Üç sıra devam ettik arkadaşlar. Şöyle şuraya da batmam lazım. Tamam. Üç sıra devam ettim. Şöyle bir iki zincir çekiyorum ipimi. Gene de biraz uzun kesiyorum. Evet. Parmağımız hazır. 7 sık iğneden oluşturduğumuz. Evet, bakın diğer parmağımız da burada. Evet, şimdi elini yapacağız. Şöyle. Evet, 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. zincire başına dolamadan batıyorum. Bu 1 oldu. Bir ileriye ikinciyi battım. Bir ileriki zincire üçüncüyü. Bir ileriye dördüncü sık iğnemi yaptım. Evet, bu kadar. Şimdi son battığım yere bir tane daha batıyorum başına dolamadan. Sonra bir tane daha batıyorum. Hani köşeyi dönmüş olduk. Bir ileriye geçtim. Zincirin öbür tarafına başına dolamadan battım. Bir ileriye geçtim, başına dolamadan battım. Ve bir ileriye, hani köşeye geldik. Bir, aynı yere ikinciyi yaptım. İlk yaptığım sık iğneye batacağım. Bu ilk yaptığım, nedense hep sıkı yapıyorum demek ki. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, oldu. Böyle tığ başı biraz kalın olunca. Evet. Şimdi ben sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Evet. Tam 11 tane oldu arkadaşlar. 11 tane olarak devam edeceğiz. 4 sıra. Her birine bir tane sık iğne yaparak da devam edeceğim. Yine durdurmayacağım. Hani tam öğrenin diye, çünkü hassas, aynı olması lazım. Aynısından iki tane yapabilmek için. Evet, böyle. İkinci sırayı bitirdim. Üçüncü sıraya geçtim. Her birine bir tane sık iğne yaparak da başına dolamadan bataraktan devam ediyorum. Şöyle şeklini verelim ki daha kolay olsun. Evet. Üçüncü sıradayız. Dördüncü sıraya geçtik. Biraz hızlanayım. Dört sıra yapalım. Bakın 1, 2, 3, dördüncü sıradayız.
Evet, bitirmişim. 1, 2, 3, 4. Evet, buradan da dördüncü sıra. Şöyle. Bu şekilde bakın. Şöyle ikiye katlayınca bu şekilde bırakıyorum. Parmağımı alıyorum. Parmağında bakın. Şöyle şu tarafa doğru. Gördüğünüz gibi ilmek bu tarafta bitirmişim. Şimdi oraya geçiş yapacağım. Bakın. Bir sonrakine başına dolamadan batıyorum. Her birine bir defa batacağız burada. Bir üst sırada eksiltmeye başlayacağız. Oğlum uyanmış, yanıma gelmek istiyor. Bir durdurayım da. Evet. Sık iğne yapıyorduk. Hatırlarsanız ilk sırada eksiltme yapmayacaktım. Parmaktayım. Her birine bir tane batarak da ilerliyorum. Bakın. Buraya geçtim. Şöyle. Bakın. Şöyle şu şekilde oldu. Ayrık olsun. Önemli değil. Şuradan bağlarız. Evet. Böyle. Her birine bir tane batarak da devam ediyorum. Evet. Bakın buraya geldim. Burada buraya batıyorum. Buraya batmıyorum. Bir tane atlıyorum. Bakın tam. Burada batmıyorum buraya. Bir tane atlıyorum. Bir ileriye başına dolamadan battım. Sonra parmağa geldim. Parmağın üzerinde de bakın. Şimdi bak, tığım batırdım. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine tığım batırdım. İlmeği aldım. Üçünü birden çektim. Parmağın tam burasında eksiltme yapmış olduk. Sonra bir ileriye bir tane sık iğne yaptım. Bir ileriye bir tane sık iğne yaptım. Bakın tam köşeye batmıyorum. Bir ileriye batıyorum. Evet, eksiltme yapmış olduk. Böyle. Sonra her birine bir tane batarak da devam ediyorum. 13 tane sık iğne olacak şekilde ayarlayacağız. Böyle her birine bir tane bataraktan ilerliyorum hala. Şöyle. Ben bir sayayım, hani ne kadar eksilteceğiz onu söyleyeceğim. Evet. Evi konuşmayı bile şaşırdım. Bakın yine köşeye geldik. 15 tane sık iğne var bende. 13'e düşürmem lazım. Bakın. Bir ileriye bir tane battım. Tam köşeye batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yani bir tane eksiltmiş olduk. Sonra parmağın üzerine geçiyorum. Bakın 1, 2, her birine bir tane batarak da. Sonra bakın burada bir ileriye geçtim. Yine köşeye batmıyorum. Bir ileriye sık iğne yaptım. Siz sayın arkadaşlar, 13 tane oldu benimki. 13 tane olasıya kadar eksiltme yapacaktık. Elimiz hazır. Bundan sonra 13 sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Şimdi bakın ilmeği geniş bıraktım ya ben. Evet, kapı çaldı, kusura bakmayın. Şimdi bakın tığımı, bakın burada bir boşluk var iki parmak arasında. Tığımı buradan batırıyorum. Bu ilmeği alalım. Aslında biraz daha uzun bıraksaymışım daha iyiymiş. Sonra içeriden tığım batırdım. Şöyle burayı kapatmaya çalışıyorum. Şöyle bakın. Buradaki boşlukları kapatalım isterseniz. Evet bakın bu şekilde. Buraya düğüm atıp ben ipi içeri çekeceğim. Evet, orayı bağladım. Şimdi düz devam edeceğiz. Artırma, eksiltme yok. Her bir tanesine bir tane bataraktan, sık iğne yaparaktan kolunu bitireceğiz. Şöyle göstereyim isterseniz, eli bu şekilde oldu. Böyle.
13 tane sık iğne. Tabii kalınlığını siz de ayarlayabilirsiniz. Hani 14-15 yapabilirsiniz. Biraz daha kalın ya da ince yapmak istiyorsanız 12-11 yapabilirsiniz. Evet, böyle her birine bir tane batarak da devam edeceğiz. Biraz ileride elyaf koyacağım içine. Hani ileride sorun olmasın diye. Böyle her birine bir tane bataraktan burada tekrar sayacağım, unuttum. Şöyle 3, 6, bakın alttan başladım. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 tane. 33 sıra örmüşüm arkadaşlar. 33 sıra öreceğiz. Öreceğiz. Ondan sonra böyle kolları gövdeye ekleyeceğiz. 33 sıra örelim. 2 tane yapacaksınız tabii ki siz. Sonra kolları gövdeye ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, bakın kollarını bitirdim gördüğünüz gibi. Aynısından 2 tane yapacaksınız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hani bunu, bu ipi burada kesmiştim. Ben sabitliyorum. Bir, iki zincir çektim. Şöyle bırakıyorum ipi. Bakın buradaki kolumuzda gördüğünüz gibi baş parmak öne geliyor. Gelecek şekilde şöyle ikiye katlayın arkadaşlar. Şöyle ikiye katlayın. Bakın bir tane daha yapmam lazım. Böyle ikiye katlayınca burada bırakalım. Evet. İki zincir çekiyorum. Evet, bunu da bıraktım. Biraz kesmem lazım aslında. Makası bulursam. Şöyle. Çok da kısa kesmeyelim. Lazım olur belki. Evet. Tamam, bu ikisini ayarladık. Sağ taraftaki kolu, bakın bunu da böyle sık iğne yaparaktan, bakın bu da bu tarafta ya, hani böyle devam etmem için bu tarafa gelmem lazım. Yani ikiye katlayınca, şöyle tutup ikiye katlayınca sol tarafta olması lazım. Şöyle yanlış bir şey yapmadım. Tamamdır. Kamerayı düzelteyim. Evet. Bakın bu ip sağ kol, pardon, sol kol aslında da bizden yöne sol kol, sağ taraftaki koldan başlayacağız. Sağ taraftaki kolun ipini kırmadık. En son İp, bunu buradaki kolumuzu yaptık. Diğerini bakın kestik burada. Anlatamadım bir türlü. Evet. Şimdi bakın. Buradan başlıyorum. Bakın buraya batmışım. En son sık iğne yapmışım. İpimi kesmişim. Bir sonrakine batıyorum. Sık iğne yaparaktan devam ediyoruz. Bu sırada hani eksiltme yapmayacağım. Bir sonraki sırada yapacağım. Her birine bir tane bataraktan böyle ikiye katlayınca buraya doğru gelelim. Bakın buraya kadar sık iğne yaparaktan gelelim. Evet, bakın sık iğne yaparaktan şöyle katladım. Bakın buraya kadar geldim. Şimdi bakın bu kolunu aldım. Hani ip kırdığım yerden bir sonrakinden devam etmem gereken yerden, bakın buradan değil buradan devam ediyorum. Her birine sık iğne yaparak da devam ediyorum. Bu sırada eksiltme yapmayacağım.
Evet, böyle. Başına dolamadan bataraktan devam ediyorum. Evet, burada sonuncuya battım. Şimdi bedenine geldim. Bakın, bir sonrakine batıyorum. Bu iplerle bu aradaki boşlukları gidereceğiz. Evet, bakın göğsüne geçtim. Her birine bir tane bataraktan devam ediyorum. Evet. Buraya kadar gelelim arkadaşlar, sık iğne yaparaktan. Evet, bakın buraya kadar geldim. Koluna geçiyorum, bakın. Buraya batmışım, buraya batmamışım. Batmadığım yere sık iğne yaparaktan geçiyorum. Evet, şöyle. Kolun tam, nasıl desem, omuz kısmından eksiltme yapacağım, bakın. Buraya bir tane batıyorum, bakın. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine battım. İlmeği aldım. Üçünü birden topladım. Eksiltme yaptım. Sonra bir ileriye sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan battım. Böyle sık iğne yaparak da devam edeceğim. Şöyle rahat değilim örerken. Evet, şöyle sık iğne yaparak da geldim. Bu ekleme yeri arkadaşlar, gördüğünüz gibi buraya bir tane battım. Bu aradakine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Evet, bakın. Eksiltmiş olduk, hani bir tane atladık. Bir tane kola, bir tane de göğse battık. Ortadakine batmadık. Evet, sonra böyle ilerliyorum. Evet, sanırım ortaya geldik. Ortada da bir tane eksiltelim arkadaşlar. Bakın. Ön kısımdayız. Buraya tığım batırdım, ilmeği aldım. Sonra bir sonraki sık iğneye batırdım, ilmeği aldım. 3 tane ilmek oldu. Hepsini bir çektim. Sonra sık iğne yaparaktan devam ediyorum. Her birine bir tane batarak da devam ediyorum. Evet, bakın. Bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Bu ortadakine de batmam lazım. Ona batmıyorum. Karşıya batıyorum. Eksiltme yapmış oldum. Sonra koluna geçtim. Böyle sayıya tam takılmayın. İki tarafı eşit yapıyorsanız sorun yok. Evet, böyle omuz kısmına geldim. Tığ batırdım, ilmeği aldım, çekmedim. Bir sonrakine tığım batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çektim. Burada bir tane eksiltme yapmış olduk. Evet, böyle koluna devam ediyorum sık iğne yaparak da. Evet, buraya bakın. Bir tane sık iğne yaptım. Bu araya batmıyorum, bakın. Burada da bir tane batmam lazım. Batmıyorum. Göğse geçiyorum. Bedene geçiyorum. Oraya başına dolamadan battım. Eksiltme yapmış olduk. Sonra sık iğne yaparaktan ilerliyorum. Evet. Arkasındayız. Bebeğimizin sırt kısmı.
Evet, buraya tığım batırdım, ilmeği aldım, çekmedim. Burada da eksiltme yapacağım. Bir ileriye tığım batırdım, ilmeği aldım. Bakın 3 tane ilmek oldu. Üçünü bir çektim, eksiltme yapmış oldum. Evet, bir sık iğne, bir sonrakine geçtim. Şimdi ben şu koltuk, bakın burada birazcık delikler oluştu. Olabilir. Şöyle tutabilirsem. Bakın bu iple orayı kaybedeceğim. Şöyle batarak da burayı diker gibi yapalım arkadaşlar. Böyle çok göze batmasın. Şöyle altından da bakayım. Evet, böyle. Bakın gördüğünüz gibi kapattık orayı. Burayı da kapatın arkadaşlar. İpin bir tanesiyle de bakın burada da bir boşluk var hafif. Gördüğünüz gibi koltuk altı. Orayı da böyle ip tığımızla şey yapalım. Hani gizleyelim, dikiş yapar gibi. Hani kendi renginden olduğu için belli olmuyor buradaki gibi. Sonra da ipimizi bağlayalım, keselim. Evet, kollarını ayarladım. Koltuk altını kapattım. Şimdi örgüme devam ediyorum. Sık iğne yaparaktan her birine bir tane bataraktan devam ediyorum. Evet, bakın buraya bir tane sık iğne yaptım. Araya batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Başına dolamadan. Sonra koluna geçiyorum. Burada ben biraz önce koluna da pamuk elyaf koydum arkadaşlar. İyice sıkıladım şöyle. Biraz daha koymak gerekiyor. Hani kapanmadan kollarını iyice dolduralım arkadaşlar. Şöyle kalem yardımıyla da iyice bastıraraktan yapabilirsiniz. Böyle doldurun. Evet, böyle sık iğne yaparaktan devam ediyorum. Omuz kısmından eksiltme yapmayacağım bu sefer. Evet, böyle sık iğne yaparaktan ön kısmına geçtim inşallah. Evet, bakın bu araya batmıyorum. Şöyle bakın buraya batmam lazım. Batmıyorum, bir sonrakine batıyorum. Sonra her birine bir tane bataraktan devam ediyorum. Eksiltme varsa söyleyeceğim mutlaka. Evet, burada şuralarda eksiltme yapalım arkadaşlar. Bakın burada bir tane yapalım. Bu tığım batırdım, ilmeği aldım, çekmedim. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çekiyorum. Sık iğne yaparak da devam ediyorum. Böyle. Burada da aynı şekilde bakın. Burada da eksiltme yapalım. Tığım batırdım, ilmeğimi aldım. Çekmedim. Bir sonrakine batırıyorum. İlmeğimi aldım. Üçünü birden çektim. Sonra sık iğne yaparaktan ilerliyorum. Evet, burada bakın bir tanesine batmıyorum. Kola geçiyorum. Aradakine batmadık. Yani eksiltme yapmış olduk. Evet, yine omuz kısmında eksiltme yapmayacağım. Öbür tarafta da yapmadık. Böyle sık iğne yaparak da devam ediyorum.
Her birine bir tane. Evet, böyle öne arkaya gelmişim. Evet, böyle battım. Bir ileriye battım. Bakın, bu aradakine batmıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Yine eksiltme yapmış oldum. Evet. Şimdi yine sık iğne yapıyorum. Evet, burada yine eksiltme yapalım. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Çekmedi. Tığım batırdım, ilmeği aldım. 3 tane oldu. Üçünü birden çektim. Sık iğne yapıyorum. Evet, biraz ilerledim. Şimdi yine eksiltme yapalım. Tığım batırdım, ilmeği aldım, çekmedim. Bir sonrakine tığım batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çektim. Evet, sık iğne yaparak da koltuk altına doğru gidiyoruz. Eksiltmede mutlaka söylüyorum. Evet, burada buraya bir tane sık iğne yaptım. Aradakine batmadım, bir sonrakine batıyorum. Sonra kolun üzerine devam ediyorum. Her birine bir tane batarak da şöyle şöyle bir bakalım. Evet, güzel oluyor. Siz de bakın isterseniz, hani eksiklerini görün. Evet, buralar pamuk doldurunca, pamuk diyorum, elyaf doldurunca daha güzel olacak. İpim de dolaşmış. Evet. Sık iğne yaparaktan devam ettim. Bakın, buradakine koltuk altı aradakine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine eksiltme yapmış olduk. Evet. Şimdi ön kısmını örüyorum. Böyle yaparak da kapatacağız yavaş yavaş inşallah. Evet, burada yine eksiltme yapalım isterseniz arkadaşlar. Ben diğerini böyle kafadan yapmıştım. Evet, tığım batırdım, ilmeği aldım, çekmedim. Bir sonrakine tığım batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çekiyorum. Sonra sık iğne yaparak da devam ediyorum. Hani yerleri önemli değil. Şöyle zaten üst üste denk geliyor genelde. Evet, burada da tığımızı batırıyoruz. İlmek aldık, çekmedik. Bir sonrakine batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çektim. Eksiltme yapmış olduk. Evet, şimdi yine sık iğne yapıyorum. Koltuk altına gelesiye kadar. Evet, burada hemen geldim. Bakın, buradakine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Tığımı batırdım. İlmeğimi aldım. Hani eksiltme yapmadım. Yanlışlıkla söyledim. Kusura bakmayın. Belki de yoruldum ondandır. Böyle sık iğne yaparak da devam ediyorum. Büyüğümüz daha istemişti oyuncak bebek. Hatta video bile çekmişti. Yani yapmamı istediği modelin videosunu çekmişti. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. İnşallah beğenir. Evet, bakın, aradakine batmıyorum, bir sonrakine batıyorum. Yine eksiltme yapmış olduk. Evet. Arkaya geldi. Burada da yanlardan birer tane eksilteyim. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Bunu çekelim, bir sonrakine eksiltme yapalım. Tığım batırdım, ilmeği aldım.
Bunu çekmiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Üçünü birden çektim. Sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğne yaptım. Üç. Dördüncüyü yaptıktan sonra yine eksiltme yapacağım. Tığımı batırdım, ilmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çektim. Evet, böyle. Sık iğne yaparak da koltuk altına geldik. Yine burada geçiş yapacağım. Bakın, bir tanesine batmıyorum. Tam aradakine, bir sonrakine batıyorum. Evet, böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben buraları iyice pamuk doldurayım. Siz de doldurun. Bir bakın hatalarınızı ya da hatalarımı görün. Hani nasıl yapmam, ben de bakayım iyice. Sorun çıkmasın. Evet, sorun yok. Güzel devam ediyoruz. İnşallah siz de beğendiniz. Evet, artı omuz kısmında da eksiltme yapalım biraz. Böyle bunu sık iğne yaptım. Şimdi tığım batırıyorum. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine tığım batırdım. İlmeği aldım. Üçünü birden çektim. Bir sonraki sık iğneyi yaptım. Bir sonrakini yaptım. Aradakine batmadım. Bir sonrakine geçtim. Evet, böyle eksiltme yaptık. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Burada yine eksiltme yapalım. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Bir sonrakine batırdım. İlmeği aldım. Üçünü birden çektim. Yine sık iğne yapıyorum. 2 3 tane sık iğne yaptıktan sonra tığım batırıyorum. İlmeği aldım, çekmedim. Eksiltme yapıyorum. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çektim. Evet, sık iğne yapıyorum. Koltuk altına gelmişim. Oraya atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Şöyle sıkıca yapalım ki delik oluşmasın. Evet, sık iğne yapıyorum. Omuz kısmında eksiltme yapacağız. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çektim. Evet, sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaptım. Buradaki aradakine yine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Evet, böyle. Arkaya geldik. Burada yine eksiltme yapacağız. Tığım batırdım, ilmeği aldım, çekmedim. Bir sonrakine batırdım, ilmeği aldım. Çekiyorum. Üçünü birden çektim. İkinci sık iğneyi yaptım. Üçüncüyü yaptım. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çekiyorum. Evet, sık iğne yapıyorum. Bayağı bir uzattım, kusura bakmayın. Evet. Bir tane daha sık iğne yaptım. Atlıyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine batıyorum. Evet. Şöyle gözüm görmedi. Buraya batmamışım. Evet, batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Omuz kısmı az kaldığı için yapmıyorum. Tığım batırdım. İlmeği aldım, çektim. Burada aradakine batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Evet, böyle iyice küçültüyoruz. Burada eksiltme yapalım arkadaşlar. Bakın, üçünü birden çektim, eksiltme yaptım. Böyle eksilterekten iyice azaltmamız lazım. Tığım batırdım, ilmeği aldım, çekmedim. Yine eksiltme yapıyorum. Üçünü birden çektim. Böyle bir sonrakine geçiyorum, bakın.
Eksiltme yaptım. Evet, sık iğne yaparaktan devam ettim. Burada yine araya batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Şöyle burası arka kısmı arkadaşlar. Şöyle. Ön tarafta burası. Şöyle. Evet, bu şekli aldı. İyi mi gidiyor, kötü mü gidiyor inşallah. İyi gidiyor. Şöyle daha buralarda olmadığı için çirkin duruyor. Evet. Böyle dolduralım arkadaşlar. Biraz daha eksiltme yapacağız. Sonra kafaya başlayacağız inşallah. Evet. El yaftı doldurdum. Biraz daha doldurdum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? İki tane de bir eksiltme yapalım arkadaşlar. İki tane sık iğne yapalım. Ondan sonra böyle tığım batırdım. İlmeği aldım. Çekmedim. Bir sonrakine batıyorum. İlmeği aldım. Üçünü bir çektim. Gördüğünüz gibi eksiltme yaptık. Bir ileriye geçtim. Sık iğne yaptım. Bir sonrakine geçtim. Sık iğne yaptım. Ondan sonra eksiltme yapıyorum. Tığım batırdım. İlmeği aldım. Çekmedim. Tığım batırdım. Üçünü birden çekiyorum. Bir sonrakine geçtim. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçtim. Sık iğne yapıyorum. Evet, burada yine eksiltme yapıyorum. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Tığım batırdım, ilmeği aldım. Üçünü birden çekiyorum. Evet, böyle sık iğne yaptım. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü eksiltme yapıyorum. Tığım batırdım, ilmeği aldım, ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü eksiltme yapıyorum. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Buna kafasını dikeceğiz. Böyle bir sıra devam edelim. Bir ya da iki sıra devam edelim arkadaşlar. Hani boyun kısmı olsun diye. İki sıra devam edelim. Böyle. İki sıra artırma eksiltme yok. Sık iğne yapalım. Evet, bakın iki sıra devam ettim. Boyun kısmını böyle bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum her ihtimale karşı. Olmazsa bu iple dikeriz. Evet, böyle gövdemiz oluştu. Şimdi kafasını yapacağız. Kafasını ben ayrıyeten başladım. Şöyle kenarda dursun. Sihirli halka yapacağım. İpimi aldım. Şöyle bakın böyle tutuyorum. Böyle yukarıda kalacak şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Başına dolamadan batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğne yaptım. Şöyle çekerim. Tane yeterli arkadaşlar. Şimdi her birine iki tane sık iğne yapacağız. Her bir sık iğneye iki tane sık iğne yapacağız. İkinci sıramızda böyle her birine iki tane yapıyorum. Bir ileriye geçiyorum. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Birinciyi yaptım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Evet.
Böyle her birine iki tane bataraktan devam ediyorum. Evet, şöyle ipimi sıkıştırayım ben. Şöyle çektirip düğüm atalım arkadaşlar. Şöyle. Sorun çıkarmasın. Her ihtimale karşı bir tane daha düğüm atacağım. Evet, ipimi kesiyorum. Evet, üçüncü sıraya geçtik. Bir tek bir çift batalım bu sırada. Bakın, aynı yere iki tane sık iğne yaptım. Bir ileriye geçtim. Bir tane yapıyorum. Aynı yere iki tane yapıyorum. Bir ileriye geçtim. Bir tane. Böyle. Buraya iki. Bir ileriye bir tane sık iğne. Bir ileriye geçtim. İki tane sık iğne yaptım. Bir ileriye bir tane yapıyorum. Böyle bu sırada böyle bitirelim arkadaşlar. Evet, dördüncü sıraya geçtim. Böyle bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın dördüncüye geçtiğimizi nasıl anlıyoruz? Bakın 1, 2, 3, dördüncü sıradayız. Aynı yere çift battıktan sonra bir tek yaptım. Bir ileriye tek battım. Sonrakine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir ileriye tek, bir ileriye tek, iki tek bir çift batıyorum. Bir sonrakine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir ileriye tek, bir ileriye tek battım. Bir sonrakine iki tane sık iğne yaptım. Sayı önemli değil arkadaşlar. 50, 54, 55 sık iğne olasıya kadar artıracağız. Böyle bir tek, ikinciyi tek battım. Bir sonrakine iki defa batıyorum. Böyle. Bir tek, ikinciyi tek, üçüncüye çift batıyorum. 1, 2, 3, 4. Daha bitmemiş. Bir tek, ikinciye tek, üçüncüye iki tane sık iğne yapıyorum. Bir tek, iki tek, üçüncüye iki tane sık iğne yapıyorum. Bir tek, ikinciye tek, üçüncüye iki tane sık iğne yaptım. Evet, bir tek, ikinci tek ve dördüncü, pardon, dördüncü sıra bitirdik. Evet, beşinci sıraya geçtik. Bakın, 1, 2, 3, 4, beşinci sıraya geçtik. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Bu sırayı arkadaşlar sık iğne, sırf sık iğne yapalım. Hani eksiltme, pardon, artırma yapmayalım. Her birine bir tane bataraktan devam edelim. Böyle her birine bir tane bataraktan devam edelim ki kafa şekli olsun. Böyle ben yanlış bir şey yaparsam mutlaka, yani o videoyu silerim ya da orayı alırım arkadaşlar. Size yanlış bir şey göstermem inşallah. Hani şüphelenmeyin. Hani yanlış yapmıştır, yanlış yapar diye şüphelenmeyin. Mutlaka hani doğrudur ki gösteriyorum arkadaşlar inşallah. Rabbim yanıltmasın tabii ki de. Her birine bir tane sık iğne yaparaktan
Bu sıramızı 5. sıra sanırım 5. sıraydı. Evet, 5. sıramızı bitirelim. Evet, bir sıra her birine bir tane sık iğne yaparaktan devam ettim. Ben yine de ilmekleri saydım, sık iğneleri saydım. 35 tane sık iğne olmuş. Hani sorun olmaz. Eksik ya da fazla, hani 1 2 eksik, 1 2 fazla. Evet, burada ne yapacağız? Aynı yere 2 tane sık iğne yaptım, bir ileriye. 3 tane tek, 1 tane çift batıyorum. 1 tek, 2 tek, 3. tek, 4. çift batıyorum arkadaşlar. 1 tek, 2. tek, 3. tek, 4. 4. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 tek, 2. tek, 3. tek, 4. 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet, böyle 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4. çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu sırada bu şekilde devam edelim. Bakın. Buradan sayınca, bakın buradan sayınca 1 2 3 4 5 6. sıradayız. Şurada 7. sıraya geçeceğiz. 6. sıra bitesiye kadar böyle devam edin. Evet, 6. sıra bitti. 7. sıraya geçtim. Bu sırada da her birine bir tane sık iğne yaparaktan devam edeceğim. Böyle her birine bir tane sık iğne yaparaktan 7. sıramızı bitirelim. Evet, 8. sıraya geçtim. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. Sonra bir tek, ikinciye tek, üçüncüye tek, dördüncüye tek batıyorum, beşinciye çift batıyorum. Beşinciye iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir tek, ikinciye tek battım, üçüncüye tek, dördüncüye tek, beşinciye iki tane sık iğne yapıyorum. Evet, böyle devam edeceğiz. Bir, ikinciye tek, üçüncüye tek, dördüncüye tek, beşinciye iki tane sık iğne yapıyoruz. Dört tek, bir çift diye çift bataraktan bu sırayı bitirelim. Evet, benimki 54 trabzan oldu arkadaşlar. Evet, 54 tane sık iğne oldu. Böyle her birine bir tane bataraktan devam edeceğiz. 54'ten fazla olmasın. Hani 2 eksik 2 fazla olabilir. Yani daha fazla olmasın demek istedim. Kaç sıra devam edeceksiniz? Böyle her birine bir tane bataraktan artırma eksiltme yapmadan 14 sıra devam edelim. Böyle bundan sonra 14 sıra devam edelim. Şöyle bundan itibaren arkadaşlar toplamda 13 sıra devam edelim. Böyle buradan itibaren devamını göstereceğim size.